Ya okulda çok fazla işim yok. Eğer beni de 5 dakika beklersen seninle toplantıya yetişebilirim. Oyalanmayacaksan beklerim. Kesin yönetim kurulu yine toplantıyı erteledi diyecekler. Efendim. Ender Hanım, iyi günler efendim. Diğer hatta Lale Gözal var. Sizinle görüşmek istiyor. Lale Gözal mı? Evet efendim. Görüşmek ister misiniz? Tabii, lütfen. Alo Lale Hanım. Efendim. Sizi Ender Hanım'a aktarıyorum efendim. Teşekkürler. İyi günler efendim. Alo. Efendim. Ender Hanım, iyi günler. İyi günler. Ama birbirimize hanımefendi, siz demeyelim istersen, değil mi? Ne de olsa okul arkadaşıyız. Beni tanıdığını fark etmiştim. Sonra da araştırmaya başlamışsın. Evet. Ankara'da bir sürü ortak arkadaşımız var. Ama her nedense seninle ilgili çok fazla konuşmak istemediler. Bu da beni daha çok meraklandırdı tabii ki. Haklısın. Seni iyi tanımıyorum. Aslında seni hiç tanımıyorum ama bu görünmek istediğin kişi olmadığını da biliyorum. Her şeye rağmen yaşananlarla iş yapacak kadar gözünü kararttığına göre gizlediğin şeyler var demek ki. Sana şimdi bir şey açıklamayacağım. Ama tek bir şey isteyeceğim. Lütfen ortalığı karıştırma Ender. Ne demek bu şimdi? Biraz sabırlı olursan ikimizin de aynı tarafta olduğunu göreceksin. Lütfen Ender. Lütfen beni biraz daha görmemeye çalış. Benim ya da kızımın aleyhine bir durum gelişecek olursa bunun üstüne gitmek isterim ben. Neler döndüğünü öğrenmek istiyorum. Ben de Neşat Yaşaran'dan nefret ediyorum. Şimdilik sadece bunu bil yeter. Peki madem öyleyse... Daha fazla bir şey sorma lütfen. Şimdi kapatmam gerek. Zamanı gelince sana her şeyi anlatacağım ama daha önce değil. Lütfen güven bana. Peki. Hoşça kal. Efendim Reşat Bey. Merhaba. Nasılsınız? Teşekkürler. Sabah müsteşar beyle görüştüm de toplantıya katılamayacağınızı söyledim. Pek hoşuma gitmedi. Yani? Yani eğer yetişebilme durumunuz olsaydı... İmkanı yok. Hı, anlıyorum. Yine sizin işlerinizi halletmek için koşturuyorum Reşat Bey. Yüz yüze geldiğim zaman anlatırım. Zaman zaman sizi üzüyorum değil mi? Yok, bunlar olağan durumlar. Ben profesyonelce yaklaşıyorum. Benim de canım sıkkın bu aralar. Beran'la resmen boşandık. Hayırlısı olsun her ikiniz için de. Sağ olun. Ben diyorum ki eğer bu akşam müsaitseniz kutlamak için... ...hani beni yalnız bırakmamak için birlikte yemek yiyebilir miyiz? Mümkün değil, söyledim. Şu anda şehir dışındayım. Katarlara bir sunum yapıyorum. Birlikte bölgeyi geziyoruz. Anlıyorum. Ne yapalım? Başka zaman. Tamam, başka zaman. Pekala, kolay gelsin. Görüşmek üzere. İyi günler. Güvenecek miyiz peki ona? Ya bu da Reşat Yaşar'ın bir oyunuysa? Ay, bilmiyorum.